Tarih 22 Kasım 2022. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığın 2023 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin Sadat'la ilgili sorusuna Milli Savunma Bakanlığı olarak hiçbir ilişkimizin olmadığını kesin bir dille söylüyoruz dedi. Sadat, bu Sadat'la ilgili Milli Savunma Bakanlığı olarak ve bizim bakanlık bünyesiyle alakalı olarak hiçbir ilişkimiz olmadığını kesinlikle söylüyorum. Sadat Başkanı Melih Tanrıverdi ise 2 Mayıs 2023 tarihinde Twitter hesabından Sadat'ın en ufak bir devlet desteği almadığını, hatta bürokratik engellerle karşılaştıkları bilgisini paylaştı. Peki gerçekten de Bakan Akar'ın dediği gibi Milli Savunma Bakanlığı'nın Sadat'la hiçbir ilişkisi yok mu? Sadat en ufak bir devlet desteği almadı mı? Bakan Hulusi Akar hiçbir ilişkimiz yok dedi, ancak Sadat'a Milli Savunma Bakanlığı'ndan ihale verildiği ortaya çıktı. 23 Şubat 2023'te Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Tuzla Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı'ndaki 75 metre atış poligonunun mermi sekme önleyici perde yenilemesi yapım işi Sadat şirketine verildi. Sözleşme bedeli ise 267.608 TL olarak kayda geçti. Hulusi Akar'ın bakanlık olarak Sadat'la hiçbir ilişkimiz yok sözleri gerçeği yansıtmıyor.